Sonunu düşünen kahraman olamaz. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Nefsini baş tacı eden dinini hor görür. Kıl kadar bile olsa ışık gördüğün yere git. Kamil kişi yürümeye nasıl başlarsa öyle bitirir. Maddi silahlar yalnız başına hiçbir işe yaramazlar. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin. Arkadaşını affet, affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Vatanın kurtuluşu ve istiklal yolunda cehd ve cenk gereklidir. Mümin sendelerse Allah ona destek olur. Hakkı kabul ve ilan etmek, İslami yaşayışın esasını teşkil eder. Çarı büyük görenler, Allah'a şirk koşan kafirlerden farksızdır. İstilaya uğrayan vatan toprakları, sülh ile ele geçmez, cenkle alınır. Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilatı ile diktatörlük bağdaşamaz. Allah büyüktür. Yardımını vatanı ve kendi uğrunda savaş edenlerden esirgemez. Kamil kimse vatanında herhangi bir şey kıpırdar veya doğarsa bundan haberdar olmalıdır. Allah dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Ben Müslümanım. Müslüman olanlar kendilerini esarete almak isteyen zorba rejimlerle çarpışmak mecburiyetindedir. Ey Allah'ın makbul kulları! Ey vatan dağlarının emsalsiz ziyneti, şerefli muhafızlar! Bu vatan sizindir, sizin olacaktır. Savaşımız çarların, ruhani reislerin ve eşkıyaların milletimizden gasp ettikleri haklarını iade için sonuna kadar devam edecektir. Müslümanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulüm sistemiyle teşkilatlanan Çarlık Rusyası ya zulümden vazgeçmeli, ya baş eğmeli ya da ortadan kalkmalıdır. Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras, hürriyet uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. Torunlarımız hürriyet ve istiklal uğruna yapılan savaşların kuyruğu değil, başı olmalıdır. Ey Dağıstan ve Çeçenistan milletleri, dinleyiniz beni. Ben sizlere para ve menfaat için bu savaşlara sürüklemedim. Bu Allah'ın emridir. Toprağımızı hürriyetimize kavuşturmak ülkümüzdür. Bu emre itaat ediniz. Hiçbirimiz kamasını kınına sokmasın. Parolamız ölünceye kadar savaş olmalıdır. Ancak Allah yolunda kan dökünüz. Vatanın hürriyetine, saadetine, refahına ve servetine göz dikenlere, el uzatanlara aman vermeyiniz. Sizi kovdukları ve geri sürdükleri bir tek karış yurt toprağını düşman elinde bırakmayınız. Onları daima geldikleri yere sürünüz. Adam öldürmek ve Allah'ın binasını yıkmak fena bir şeydir. Fakat vatan uğrunda ölmek ve öldürmek Allah'ın takdis ettiği ulu bir vazifedir.
Kafkasyalılar, senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en vahim an gelip çatmıştır. Yapabileceğimiz tek iş düşmanla fasılasız ve amansız çarpışmaktır. Bugüne kadar harp etmek şeref ve vatan borcu idi. Fakat bugün hepimizin üstüne farz olmuştur. Kafkasya'nın hürriyeti için son kurşununa, son kılıcına ve sağlam kalan son bileğe kadar dövüşmeyen kafirdir. Küfrün ve hiyanetin cezası merhametsizce ve derhal ölümdür. Söyleyin Oruz Çarı'na, başında bulunduğu bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı, kökünden kazınmadıkça en genç muhariplerimle en ihtiyar naiplerime kadar, tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı son dağına, son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlat ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz, tek başıma ve son nefesime kadar sizinle yine dövüşeceğim. Son cevabım budur.